Merhabalar, iyi akşamlar Tolga Bey. Merhaba. Ben Ali Osman, Magazin Bura'dan muhabire. Kusura bakmayın, sizi rahatsız Magazin ettim de. Estağfurullah, buyurun. Evet, konuyla ilgili bilginiz var. Siz kendiniz de bir açıklama yaptınız. Mehmet Erbil'le beraber bu hikayeyi attınız. Evet, ilk açıklamayı ben yaptım. Polemikte. Evet, ama işin asıl tarafındaki karşı tarafın iddiaları var. Peki bu konuyla ilgili bize bir açıklamada bulunabilir misiniz? Bir bildiğiniz... Şöyle iddiaları var, ben bir yayında da söyledim. Yani iddiaları var ama zaten hanımefendi iddiasını sildi. Seda Hanım iddiasını sildi. Peki silme şeyini biliyor musunuz? Yani kendisi pişman mı oldu, yoksa hani Mehmet'in Ali Erbil mi aradı? Dayanağı yok demek ki. Yani hukuki dayanağı var mı? Delili var mı? Tespiti var mı? Yani böyle meslek hayatının 50 yılını, yani düşünün, Türkiye'nin seslendirme sanatçısı, tiyatrocusu, Türkiye'nin en ünlü şovmeni, böyle bir ünvan olan, halkın %90'ında karşılığı olan bir insana tecavüzcü yakıştırması yaparsanız bunun delilini, tespitini mahkemeye sunmak zorundasınız. Demek ki delil ve tespit olmadığı için bu açıklama silindi. Peki bu iftira yüzünden peki bilginiz var mı? Mehmet Erbil karşı tarafa bir dava açabilir mi? Çünkü büyük bir suçlama, biliyorsunuz avukatı az önce. Avukatı şu an, avukatıyla şu an toplantı yaptılar. Şu an dava açmaya hazırlanıyor. Yarın ilk iş bu konuyla ilgili, bu iddialarla ilgili suç duyurusunda bulunmak. Tabii ki açacak. Yani bu 50 yıllık bir sanatçıya yapılan çok büyük bir çavur. Dava açmaz olur mu? Tabii ki dava açacak. Peki şöyle bir şey, olayın başlık kısmındaki anladığımız kadar Mehmet Ali Erbil sadece bu hastalık döneminde hassas durum dolayı oluştuğu için Seda Hanım'ın hiç uğramadığını, hiç aramadığından dolayı böyle küçük böyle sistemi o yüzden, ama bugün çok keyifliydi, İzmir'e gidiyordu ve demek ki bir problem, bir sorun oldu veya bir dedikodu veya kulağına bir şey geldi ki böyle bir açıklama yapma gereği duydu. Yani durduk yere kimse böyle bir açıklama yapmaz. Tabii keşke olmasaydı, iki taraf için de, ikisi de çok değerli, çok önemli sanatçılar, keşke olmasaydı. Ama şöyle düşünün, Mehmet Ali Erbil son 2 yıldır hastanelerde, tedavileri devam ediyor, 1 yıl komada kaldı, 6 ayını sadece tedavisini hiç hatırlamıyor, bilinci yerinde değildi. Yani Seda Sayan'la Mehmet Ali Erbil çok yakın dostlardı. Yedikleri, içtikleri ayrı gitmezdi. Şimdi böyle bir belki ağır bir sistem olmuş ama bir sistem etti sevgili Mehmet Ali Erbil. Biraz ağır oldu, ben de bunun farkındayım. Ama karşı tarafın iddiaları bambaşka ağır oldu. Peki bu geçmişiyle ilgili hani şurada kısımda acaba neyi ima etmişti de bu kadar Seda sana sanatçı, yani Seda Sayan bu kadar yani böyle tepki verdi? Yani bizim yani siz... bu ilişkimiz var. Ben de öyle bir şey soramazdım. Sormadım da, belki sorsam söylerdi ama yani şey, saygımı, sevgimi hani bir ölçüde tuttuğum için kalkıp da öyle bir soruyu ben kendisine soramam açıkçası. Bilmiyorum neyi kastettiğini ben de bilmiyorum, açık söylemek gerekirse. Peki şu an Mehmet Erbil şu an İzmir'de mi yoksa İstanbul'da mı, kendisiyle birebir görüşüp biraz kendisiyle de konuşmak isterdik. Kendisiyle nasıl bir iletişime geçebiliriz? Kendisi müsait değil. Biz şu an serum falan ilaç yüklemesi yapılıyor. O yüzden müsait değil, yoksa görüştürdük ama avukat gerekli açıklamayı yapacak, gerekli şikayetleri yapacak. O yüzden pek bu konulara girmek istemiyor. Zaten aslında adam bu konulara pek girmek istemiyor açıkçası. Peki siz aileye yakın olduğunuz için, az önce söylediğiniz de baba oğul ilişkileri evet, üst düzeyde olduğu için, peki diğer eşi ve Yasemin kızı bu konuyla ilgili büyük ihtimalle bir tepkileri olmuştur? Onlar... Arkadaşlar tepkileri oldu, evet. Kendileriyle konuştu. O dönemde çalışan yardımcı gerekli açıklamayı yapacak. O dönemdeki eşi gerekli açıklamayı yapacak. Kesinlikle böyle bir şey olmadığını ifade etti. En ufak bir savcılık şikayeti, karakol şikayeti, hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Yani elde bir mahkeme kararı olmadan, bir delil olmadan, bir şikayet olmadan kalkıp 5-10 yıl geçtikten sonra böyle birbirine iftira atmak gerçekten yani eğer atıyorsanız delilini, tespitini sunmak zorundasınız. Bununla yükümlüsünüz. Ki öyle bir şey olduğu için büyük ihtimalle paylaşımını. Yani söyleyeceklerim bu kadar. Çok da konuşmaya gerek yok. Gerçekten çok
gergin bir gün zaten bu konuyla ilgili. Son olarak şöyle bir soru, yani Mehmet Emin Erbin biraz hani kendisiyle ilgili öyle konuştuktan sonra, Seyda Hanım işte böyle bir açıklama yaptıktan sonra, sizce bu çocuklar arasında herhangi bir sorunun, Olcan Bey'in işte Yasemin Hanım'ın arasında hani bu şeyde polemik devam eder mi düşünürsünüz? Yani çünkü büyük suçlama olduğunu söylüyorsunuz sizin taraftan. Şimdi iddia diyoruz. Evet. Biz iddia diyoruz. Yani henüz, bak ben bir şey söyledim bugün yayında, söyledim, dedim ki Mehmet Erbil benim manevi babam. Ben onun manevi çocuğum. Böyle bir şeyin gerçek olduğunu göreyim, babam olsa ben gerekli tavrımı alırım. Açık konuşayım. Ben böyle bir şey olduğuna inanmıyorum. Zaten böyle bir şey, ciddi bir şey olsaydı bir şekilde mahkemeyi yansırdı veya bir şikayet olurdu, bir şey olurdu. Kesinlikle böyle bir şey olmadığını zaten kendisi ifade ediyor. Avukatları bununla ilgili gerekli şikayetleri yarın açacak. Anladım efendim. Çok teşekkür ederim. Rica ediyorum. Çok sağ olun. Kusura da bakmayın, vaktinizi aldım. Estağfurullah. Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar. Sevgiler. Sağ olun.